alalım. Babam 1953 yılında İstanbul'da bir kolonya, ünlü bir kolonya fabrikasında işe başlıyor. Orada bir müddet çalıştıktan ve işi öğrendikten sonra bu işi ben neden memleketimde yapmıyorum deyip Elazığ'a geliyor. Elazığ'da kendi çapında küçük bir imalathane kuruyor önce. 6'lı yaşlarımdan itibaren bu mesleğe adeta gönül verdim. Çalışmaya başladım. O gün bugündür çalışıyorum. Tahsilimi inşaat üzerine yaptığım halde bu 30 metrekare dükkan bana daha cazip geldi. O işlerimin yanında bu işi de yürütmek istedim. Devam ettim. Bugünlere geldik. Baba mesleğimi sürdürdüğüm için aslında çok mutluyum. Gururluyum. Babamın adını devam ettirmek çok güzel bir şey. Doğu'nun adını tüm Türkiye'de duyurmak, Elazığ'ımızın adını duyurmak çok güzel. Tabii alışagelmiş kolonyaların dışında kendimize özgü, babamın formülleriyle yaptığı kolonyaları satıyoruz. Elazığ Geceleri, Harput Sefası gibi Elazığ'ımızın adını duyurmaya çalışıyoruz. Tezgahımızı çok değiştirmemeye çalışıyorum, gayret ediyorum. 35 yıldır bu dükkandayım. Artık gelenler resim çektirmeye geliyor, çocukluğum burada geçti diyor. 5 yaşındaydım, şimdi 30 yaşındayım, dükkan halen yerinde duruyor diyor. Bunlar çok güzel şeyler. Türkiye'de kolonya sektörü aslında bayağı yoğun. Her ilin kendine has kolonyaları var. Mesela Balıkesir'in Zambağı var. İşte İzmir'in Altın Damlası Gizli Çiçeği var. İşte Isparta'nın Gülü var. Efendim Trabzon'un Hamsi kolonyası var. Malatya'nın Kayısı kolonyası var. Elazığ'ın neden bir kolonyası olmasın diye düşündük ve Elazığ Harput Sefası'nı yaptık. Elazığ Gecelerini yaptık. Çok tutuldu, çok yoğun ilgi oldu. Elazığ'ımızın ismini kolonyayla da olsa başka şehirlerde duyurabilmenin zevkine vardık. Güzelliğini yaşadık. Çeşitli illerde bayiliklerimiz var. Satışlarımız güzel. Memnunuz. Müşterilerden çok güzel ilgi geliyor, alaka geliyor.